Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Tamam, teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi geçen dersimizde zaman ölçülerinden saati öğrendik. Değil mi çocuklar? Saatten neler öğrendik? Neler öğrendik bakalım? Dakikayı öğrendik. Değil mi yavrucuğum? Tam saati öğrendik, yarım saati öğrendik. Bugün de yine zaman ölçülerine giriyor. Gün, hafta ve mevsim. Yani bir yılda kaç hafta var, bir yılda kaç ay var, bir yılda kaç mevsim var? Bugün bunları anlatacağız. Tekrar ediyoruz, unuttuklarımızı hatırlıyoruz. Bir yılda kaç mevsim vardı? Bir yılda kaç tane ay vardı? Veyahut da bir hafta kaç gündü? Günleri de saymıştık değil mi yavrucuğum sizinle? Evet, harikasınız. Şimdi bunları yine tekrar ediyoruz. Siz de benimle beraber dinleyeceksiniz. Birlikte benimle sorduğum sorulara cevap vereceksiniz. Tamam mı yavrucuğum? Tahtaya odaklanıyorsunuz. Beni güzel bir şekilde dinliyorsunuz. Aferin yavrularım. Oturdunuz, buraya odaklanın. Konularımıza odaklanın. Bunu da yine bu konumuzu da birlikte işlemiştik. Ama bugün ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Bakalım kimler unutmuş? Kimler güzel güzel hatırlayacak? Hadi bakalım kuzum. Başlıyoruz. Evet. Gün, hafta, ay ve mevsimler. Evet, bakalım lütfen buraya çocuklar, tahtaya odaklanalım lütfen. Evet, burada pazartesini gösteriyor. Pazartesi neydi? Haftanın ilk günüydü. Ben bir günüm. Bugün de neler yaparsın? Evet, bir günde neler yaparsın? Pazartesi günleri okulumuzun açıldığı ilk gündü değil mi yavrucuğum? Haftanın başladığı gün. Evet, bakıyoruz. Ben bir haftayım. Bir hafta kaç gündü çocuklar? Parmak istiyorum lütfen. Bir hafta kaç gündü? Söyle bir tanem. Aferin oğluma. Bir hafta 7 gündü. Neydi bunlar? Sayar mısın kuzuşum? Evet, seni dinliyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Evet, haftanın kaç günü varmış? 7 günü varmış. Evet, devam ediyoruz. Evet, Mayıs bir ay değil mi çocuklar? Şu anda hangi aydayız biz? Nisan ayındayız. Önümüzdeki ay ne olacak? Mayıs ayı olacak. Ben bir ayım. Haftadan fazladır gün sayım. Bir ayda neler yapar? Bir ay kaç gündü çocuklar? Sizlerle bunları çok konuşmuştuk. Bir ay 30 günde çekebiliyordu. Bazı aylar 31 çekiyordu. Şubat ayı neydi çocuklar? 28 gün çekiyordu. 4 yılda bir de 29 çekiyordu değil mi çocuklar? Bunları ben size çok güzel anlatmıştım. O 29 gün çektiği yılda artık yıl demiştik değil mi yavrucuğum? Evet, devam ediyoruz. Evet, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Tamam mı yavrucuğum? Evet. Devam ediyorum. Evet çocuklar, zaman ölçüsü dediğimiz zaman ne geliyor aklımıza? Zamanımızı, bir günlük zamanımızı saate göre ayarlarız. Bir de mesela aylar, haftalar, günler de yine neye giriyor? Yine buna zaman ölçüleri. Mesela ne diyoruz? Yaz geldiğinde tatile gideceğiz. Zamanlıyoruz değil mi çocuklar? Eylül ayı geldiğinde okulumuz açılacak. Hep zaman, zaman düşünerek söylüyoruz değil mi yavrucuğum? Evet bakıyoruz. Çocuklar soruyorum size. Bir saat kaç dakikaydı kuzuşum? Evet duymak istiyorum. Aferin. Bir saat 60 dakikadır. Evet çocuklar bir gün kaç saatti? Aferin. 24 saatti değil mi çocuklar? Bir hafta kaç gündü? 7 gündür. Evet, ay 30 gündür. Bir ayda kaç hafta var yavrucuğum?
Bir ayın içinde 4 tane hafta var, değil mi? Evet. Bir yıl 4 tane mevsim vardır. Değil mi kuzucuklarım? Bir yılda 4 mevsim vardır. Evet. Neydi bunlar? Neydi bunlar? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Evet çocuklar. Bir yılda 12 tane ay vardır. Bir yıl kaç haftaydı kuzum? Bir yıl 52 haftaydı değil mi yavrucuğum? Evet, bir yıl kaç gündü? Bir yıl kaç gündü? Tabii ki 365 gündü bir yıl değil mi yavrucuğum? Aferin kuzularım, unutmamışlar. Unutmamış kuzularım benim. Devam ediyoruz. Evet, günlerimize bakıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi, pazar. Mevsimler demin söylemiştik. Kış, ilkbahar, yaz, sonbahar. Evet çocuklar, kış mevsiminin ayları hangisiydi kuzum? Evet, öndeki çocuğum sen söyle bir tane. Aferin. Aralık, Ocak, Şubat. İlkbahar hangisiydi? Mart, Nisan ve Mayıs. Yaz, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarıydı değil mi yavrucuğum? Evet, sonbaharda Eylül, Ekim, Kasım. Eylül'de ne oluyordu çocuklar? Eylül'de okulumuz başlıyordu. Annelerimiz kış hazırlıkları yapıyordu değil mi yavrucuğum? Devam ediyoruz. Evet çocuklar, günler bir hafta 7 gündür. Demin de söylediğimiz gibi bir hafta 7 gündür. Hafta içi hangileri? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Haftanın 5 günü ne yapıyoruz biz? Arkadaşlarımızın da gördüğü gibi okula geliyoruz değil mi? Cumartesi, pazarda ne yapıyoruz? Dinleniyoruz değil mi? Hafta sonunda. Evet, burada da arkadaşınız cumartesi, pazar bakın ne salıncağa oturmuş, kitap okuyor, dinleniyor. Evet, hafta sonları hangisiymiş çocuklar? Cumartesi ve pazar, hafta sonu. Evet çocuklar. Yavrucuğum, bir yılda kaç ay vardı? Bir yılda kaç ay vardı? Arka sıradaki oğluşum, neydi bir yıldaki ayları sayabilir misin bana? Aferin kuzuma. Hangi aydan başlıyorduk? Ocak ayında başlıyoruz değil mi? Ocak, Şubat, bak bu da ayların isimleri. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay diye gidiyoruz. Evet, birinci ay Ocak, ikinci ay Şubat, üçüncü ay Mart, dördüncü ay Nisan. Şu anda biz Nisan ayındayız. Beşinci ay Mayıs, altıncı ay Haziran, yedinci ay Temmuz, sekizinci ay Ağustos. Dokuzuncu ay Eylül, 10. ay Ekim, 11. ay Kasım, en son ay hangisi çocuklar? Aralık ayı. Aralık ayı değil mi? Aralığın en son günü ne yapıyoruz? Yılbaşı yapıyoruz. Ondan sonra neye geçiyoruz çocuklar? Ocak ayına geçiyoruz değil mi yavrucuğum? Evet, aylar hava olaylarına göre 4 mevsime ayrılmıştır değil mi yavrucuğum? Kış mevsiminde daha havalar çok soğuk oluyor, kar yağıyor. İlkbaharda daha çok yağmur yağıyor. Biraz yazın daha çok sıcak oluyor değil mi yavrucuğum? Sonbaharda da yapraklar sararıp dökülüyor artık. Doğa ne yapıyor? Yavaş yavaş yapraklar dökülüyor. Hayvanlar kış uykusuna gidiyor. Değil mi çocuğum? Evet, devam ediyoruz. Evet, bir yılda 4 mevsim vardır. Demin de söylemiştik, bir yılda 4 mevsim var. Evet, mevsimleri şöyle ayıralım mı? İlkbahar, doğanın canlandığı ay. Değil mi çocuklar? Ağaçlar tomurcuklarını açıyor, çiçekler açıyor, yapraklarını çıkarıyor. Yazın meyveler oluyor değil mi çocuklar? İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Demek ki bir yılda 4 tane mevsim varmış. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Evet.
Evet yavrucuğum. Evet, ilkbahar mevsiminin aylarına bakalım mı? İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan, Mayıs. Biz şimdi hangi aydayız çocuğum? Nisan ayındayız. Demek ki ilkbaharın Mart, Nisan ve Mayıs ayları. Evet çocuğum. Oh, bakar mısınız? Ağaçlar çiçek açmış. Doğa nasıl canlanmış ilkbaharda, değil mi? Evet, çok güzel. İlkbahar aylarını kimler çok seviyor? Parmak kaldır bakalım. Harikasınız. İlkbaharı ben de çok seviyorum çocuklar. İlkbahardan sonra ne geliyor? Yaz mevsimi geliyor. Evet, yaz mevsiminin ayları hangisiydi? Söyle kuzuşum. Harikasın. Haziran, Temmuz ve Ağustos. Güzel. Yazında çok sıcak oluyor, değil mi çocuklar? Çok çok sıcak oluyor hava, ama yazında bütün meyveler olgunlaşıyor. Bütün meyveleri yiyoruz, değil mi yavrum? Denize gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Evet. Oh, bakar mısınız çocuklar? Deniz çok güzel. Evet, sahilde ne yaparız yazın? Yürüyüş yaparız, değil mi yavrucuğum? Kimler yazın tatile gidecek, denize girecek? Kimler yüzmeyi çok seviyor? Süpersiniz. Tabii ki yüzmek sağlığımız için de çok güzel, çok faydalı, değil mi yavrucuğum? Evet, devam ediyorum. Evet, sonbahar. Sonbahar bize neyi hatırlatıyor? Yapraklar artık sararıyor. Artık meyvelerden ürünleri yavaş yavaş bitmek üzere, değil mi yavrucuğum? Ve Eylül'de de artık okulumuz açılıyor. Eylül, Ekim gibi de annelerimiz kış hazırlıklarını yapıyor. Çünkü biliyoruz ki sonbahardan sonra kış mevsimi gelecek, değil mi yavrucuğum? Evet, çok güzel. Harikasınız. Ay çocuklar, bakar mısınız? Yapraklar sararmış, değil mi? Yerlere dökülmüş yapraklar, sapsarı olmuş, değil mi yavrucuğum? Evet. Kış. Kış mevsiminin ayları neydi? Kış deyince aklımıza ne geliyor? Kış deyince aklımıza kar geliyor. Kardan adam geliyor, değil mi yavrucuğum? Evet, bakalım kış mevsiminin aylarına bakalım. Aralık, Ocak ve Şubat. Çok güzel. Ay bakın, kar yağdı, gördünüz mü? Kar, her taraf kar. Kar çok soğuk, değil mi çocuklar? Ama kardan adam yapmak çok zevkli, değil mi yavrucuğum? Evet. Evet çocuklar, şimdi bakalım. Aşağıdaki şekil üzerine günleri yazarak boşlukları doldurunuz diyor. Evet. Bakalım. Eğer çocuklar, size soruyorum. Lütfen sizler cevap verin bakalım. Parmağınızı kaldırın. Parmağınızı kaldırarak konuşun yavrucuğum. Evet. Mesela bugün salı. Bugün salı. Evet. Pekala, dün neydi çocuklar? Dün neydi? Pazartesiydi, değil mi? Değil mi çocuğum? Pazartesiydi. Dün pazartesiydi. Bugün salı. Peki yarın nedir acaba? Salıdan sonra söyle kuzuşum. Harikasın. Harikasın. Salıdan sonra da çarşamba geliyor, değil mi bir tanem? Süpersin. Evet. Buraya geçiyoruz. Mesela dün cumaydı. Bugün ne olabilir? Dün cumaydı. Bugün ne olabilir? Söyle oğluşum. Harikasın. Tabii ki cumartesidir, değil mi? Peki cumartesinden sonra ne geliyor oğlum? Harikasın. Cumartesinden sonra da pazar geliyor. Harikasınız. Günleri tabii ki biliyorsunuz. Benim kuzularım bunları çok güzel biliyor.
çok güzel bildiklerini, doğru bildiklerini ben kesinlikle biliyorum. Evet, bugün, yarın Perşembe. Yarın Perşembe. Bugün ne olabilir? Neyden sonra Perşembe geliyordu? Söyle bir tane. Aferin kızıma. Tabii ki önce Salı. Salı'dan sonra ne geliyor çocuklar? Çarşamba. Salı, Çarşamba, Perşembe. Evet, güzel. Evet, bugün pazar. Bugün pazar. Dün hangi gündü? Yarın hangi gün? Bugün pazarsa dün neydi? Harikasın. Tabii ki cumartesi pazar. Aferin yavruma. Aferin kuzuma. Cumartesi pazar. Pazardan sonra ne geliyordu? Tabii ki sabah okula gitmemiz gerekiyor değil mi? Akşamdan banyomuzu yapacağız, tırnaklarımızı keseceğiz, kıyafetlerimizi hazırlayacağız, ödevlerimizi bitirmiş olacağız değil mi yavrucuğum? Pazardan sonra da tabii ki ne geliyor? Pazartesi geliyor. Pazartesi demek ne demek? Haftanın ilk günü. Haftaya ilk başladığımız gün değil mi yavrucuğum? Evet. Harikasınız. Buraya bakıyoruz. Yan tarafta bir takvim var çocuklar, gördüğünüz gibi. Evet, Nisan ayına hazırlanmış bir takvim. Evet, yan taraftaki takvimden yararlanarak soruları cevaplayınız. Size soracağım, birlikte cevaplayacağız. Hep benim cevaplamamı beklemeyin. Birlikte cevaplayacağız. Evet, Nisan ayının birincisi gün hangi gündür? Nisan ayının birine bakıyoruz. Tabii ki cumartesi değil mi yavrucuğum? Ben zaten sizin de bildiğinizi bildiğim için yazdım. Burada takvimde de gördüğümüz gibi Nisan ayının birinci günü cumartesi. Evet, Nisan ayının sonuncu günü, en son güne bakıyoruz. Bak, Nisan ayı 30 gün çektiği için en sona bakıyoruz, pazar. Peki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor? Hemen 23 Nisan'ı bulalım. Evet, nereye denk geliyormuş? Bak, gördüğünüz gibi pazara denk geliyormuş. Takip ediyorsunuz değil mi yavrucuğum beni? Harikasınız. Aferin. Evet, aşağıdaki tabloda mevsimlerin ilk ayları verilmiştir. Mevsimlerin diğer aylarında siz yazınız. Evet, bakalım çocuklar. Şimdi Eylül hangi mevsimin ayıydı? Tabii ki sonbaharın değil mi? Peki sonbaharın aylarını sayabilir miyiz? Eylül, söyleyin. Evet, söyle yavrucuğum. Eylül'den sonra Ekim, Ekim'den sonra da tabii ki Kasım değil mi yavrucuğum? Evet, sonbaharın ayları Eylül, Ekim, Kasım. Gelelim, bak, kış mevsimi değil mi yavrucuğum? Kardan adamlar yapılmış. Bakar mısınız? Ve Aralık ayı. Aralık, ondan sonra neydi? Ocak, ondan sonra neydi? Şubat. Güzel. Geldik ilkbahara. Doğanın canlandığı ay. En çok sevdiğimiz mevsim. Bütün mevsimleri tabii ki çok seviyoruz ama İlkbahar daha bir canlı değil mi çocuklar? Evet, Mart'la başlıyordu. Mart'tan sonra Nisan, Nisan'dan sonra da Mayıs. Değil mi yavrucuğum? Harikasınız. Evet, geldik yaz mevsimine. Süper. Evet, yaz. Baksana çocuklar bisikletle ne yapıyorlar? Göl kenarında bisiklet sürüyorlar, geziyorlar. Yaz bize daha ayrı bir böyle heyecan veriyor değil mi çocuklar? Evet, Haziran'dan sonra ne geliyor? Haziran, Temmuz ve Ağustos. Evet, baştan tekrar edelim. Sonbahar mevsiminin ayları neymiş? Eylül, Ekim, Kasım. Kış mevsiminin aylarına bakıyoruz. Aralık, Ocak, Şubat. İlkbahar mevsiminin aylarına bakıyoruz. Mart, Nisan, Mayıs. Evet, yaz
mevsiminin ayları Haziran, Temmuz ve Ağustos. Evet. Aşağıdaki boşluklara haftanın günlerini yazalım. Evet çocuklar, demin söylemiştik. Haftanın birinci günü neydi? Evet, lütfen parmak kaldıralım. Haftanın ilk günü neydi? Evet, biliyorsunuz. Tabii ki biliyorsunuz. Pazartesi. Haftanın ilk günü pazartesi. Pazartesine sonra ne geliyordu? Salı. Salıdan sonra ne geliyor? Çarşamba. Çarşambadan sonra perşembe. Cuma. Tatil günlerimiz neydi? Cumartesi ve pazar. Böylelikle günlerimizi de iyice öğrenmiş olduk. Evet. Evet çocuklar, burada da aşağıda tablolarda verilen çalışmaları yapınız diyor. Birlikte yapalım isterseniz. Birlikte yapalım. Demin de yapmıştık. Bugün pazar. Dün neydi? Cumartesi, pazar. Ondan sonraki gün neydi? Pazartesi. Evet. Şimdi yarın salı olduğuna göre bugün ne olması lazım? Pazartesi. Peki dün neydi? Pazar. Pazartesi, salı. Evet, dün çarşambaydı. Bugün neydi çocuklar? Bugün ne olabilir? Perşembe. Yarın ne olabilir? Tabii ki cuma. Günleri zaten çok güzel öğrendiniz. Bunları süper yapar benim yavrularım. Değil mi kuzuşlarım? Aferin. Buraya gelelim. Burada da aylara bakıyoruz çocuklar. Şimdi geçen ay Haziran. Bu ay Haziran'dan sonra geliyordu. Temmuz. Ondan sonra ne geliyordu? Tabii ki Ağustos. Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu hangi mevsimin aylarıydı? Tabii ki yaz mevsiminin. Değil mi yavrucuğum? Evet. Şimdi buraya bakıyoruz. Önceki ay Eylül'dü. Bu ay Ekim. Ondan sonraki neydi? Kasım. Peki bu aylar hangi mevsimin aylarıydı yavrucuğum? Aferin kuzuma. Tabii ki sonbahar. Evet, buraya bakıyoruz. Önceki ay Temmuz, bu ay Ağustos, daha sonraki ay da Eylül ayı. Evet, bunları da şöyle bir daha bir gözden geçirin isterseniz. Şöyle bir bakın. Tabii ki biliyorsunuz. Biliyorsunuz ama ne yapıyoruz? Bunları pekiştirmiş oluyoruz. Evet çocuklar. Evet kuzuşlarım. Bu konumuz da burada bitiyor. İnanıyorum ki hepiniz tekrar ederek konuları daha iyi anlamış oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Öpüyorum gözlerinizden. Kalın sağlıcakla.